Gelin Evi'nden tüm izleyenlerimize merhaba. İşler güçler bitirilmiş, Gelin Evi izlemek için ekran başına geçilmiş. O halde hemen 4. haftanın 2. gün yarışmacısı Serap Hanım'ın İstanbul Pendik'teki evine konuk olalım. Serap Çakır, aslen Trabzonluyum. 30 yaşındayım. Oraya gelin gittim. Daha çok yeni 52 gündür evliyim. İstanbul Kurtköy'de yaşıyorum. Altınları alırsam eşimle beraber çatır çatır harcayacağım. Serap Hanım, misafirlerinizi karşılamak için bahçeye kadar inmişsiniz. Evet, bizde misafir böyle ağırlanır, karşılanır. Omzunuza da yöresel bir şal atmışsınız Serap Hanım. Karadeniz'e özgü bir keşan diyoruz biz buna. Bayanlarımız şu şekilde örtünür veya saç başına takar. Çeyizden ikram masasına kadar evinizde her şey hazır mı peki? Hazırım, umarım beğenirler tarzımı. Altınları kazanacağım diyecek kadar iddialı mısınız Serap Hanım? Evet, tabii ki iddialıyım. İddialı olmasam zaten bu yarışmaya katılmayı düşünmezdim. Dolayısıyla şu anda onlara her türlü hünerimi sergilemek istiyorum. A'dan Z'ye her konuda güzel puan alacağınızı düşünüyorsunuz anlaşılan Serap Hanım. İnşallah öyle düşünüyorum. Umarım öyle olur. Serap Hanım, gelinlerimiz geldiler. Kızlar da geldi. Ay, bizi havuzlarda mı karşılıyorsunuz? Evet, ne kadar tabii ki. Halı mı attınız acaba bize? Ya da çok kazanmak için mi bugün? Estağfurullah. Hayır, kesinlikle öyle bir şey. Ay, çok güzel olmuş. Size de yakıştı yani kesinlikle bu durum. Çok teşekkürler. Karadeniz'de olmak bunu gerektirir evet, açıkçası. Evet, kesinlikle. Ya bir deniz, bir su, bir havuz görmeliydik yani sonuçta Değil Karadeniz mi? Tabii. Üzerisine. Ben de bunu işte düşündüm. Nasıl? Kullanışlı oluyor mu? Yani kullanışlı olduğunu düşünüyorum çünkü ben henüz çok yeni evli olduğum için, balayından yeni döndüğüm için çok fazla hiç kullanmadım diyebilirim. Eşim bir iki kere kullandı. Biz de kullanırız birazdan. Geneli kullanırız. Tabii canım. O zaman kızlar, ben sizi yukarı alayım. Size doyumam ve sohbetinize yukarıda devam edelim isterseniz. Tamam. Evet, buyurun. Hadi bakalım. Evet kızlar, buyurun. O kapısınız da çok güzelmiş. İsim Nezim Başer sanırım. Evet, eşim çok benim. Şık duruyor. Elif mi? Evet, yeğenim yaptı. Bunu da siz yapmışsınız herhalde. Siz Yok, yaptınız? Ablam yaptırdı. Çok güzel. Çeyizimi yaptırdı o zaman. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Evinizi koruyun. Merve Nur Hanım ve Büşra Hanım arasında hangi polemik yaşanıyor? Kahvenin yaşa ne alakası var? Yoksa şekersiz mi olacak? Her türlü uçağa bakılır. Çok da lezzetli. Şeyden mi kozulan? Hadi kızlar, laf sokmaya devam. Çok şakacısınız. Babaanneme, babaannesinin babaannesinden kalmış. Yani babaannesi, ya kadıncağızı çok andık. Açıkçası ben de korkarım böyle şeylerden. Kafa biraz büyük geldi. Serap Hanım, Trabzon yöresine ait yazmayı bağlayabiliyor mu? Yemek takımınızın peçeteliği yok mu? Yemek takımının peçeteliği değil. Görüşte aşk yoktur. Yani Serap bunu kıran tek insan oldu benim hayatımda. Trabzon'a geldi, tanışmaya geldi. O anda gerçekten görülür görülmez vuruldum ona. Yani tam manasıyla aşık oldum. Çok zevkli. Aşam. Ha ha. Bunu hızlı. Hepsi az sonra Gelin Evi'nde. Evet hanımlar, nasılsınız?
İyiyiz. Hepiniz çok şık görünüyorsunuz. Sen de öyle çok şıksın maşallah. Teşekkür ederim. Bunu size özel taktım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Çok güzelmiş. Biraz sıcak bastı. Ben bunu bir indireyim. Bu arada siz hediye getirdiniz. Hiç çok evet. merak ettim. Şu an gözlerim kıpır kıpır oraya gidiyor. Tek beresim yok ama yine öyle de. Mi? Evet. Serap Hanım bir tahmin yapın bakalım. Tahmininiz var mı peki ne aldığımızdan size? Bilemiyorum şu an ama... renk tahmini var mı? Merve Hanım'ın elinde bir renk tahmini. Sizin pembe miydi? Evet. Pembeydi. Pembe biraz turkuaz mı çıkacak bunun için? İçini görmek istedikçe paket çıkıyor. Ve yine bir paket. Ve yine bir pembe. Biblo. Serap Hanım hediyenizi beğendiniz mi? Kızlar gerçekten buna ihtiyacım vardı. Aynen. Aksesuar olarak gerçekten biraz kısıtlıyım şu ya da konsolunuza koyabilirsiniz. Çok güzel çok ki rahatlıkla. Filleri çok severim. Çok uğurludur diyorlar evde. Şu şekilde. Evet çok güzel duruyor. Çok dekoratif. Evet. Çok hoş olmuş. Büşra Hanım bakalım bu sefer nasıl bir şey isteyecek. Serap Hanım ben bana verdiniz herhalde hediyeni. Yok. O bana ait bir şey. Hediyeler çok güzel. İnşallah en kısa zamanda ben de bir ev alırım. Eğer ev alırsam kızlara aynı şekilde aynı hediyeden alacağım teker teker. Ben sizin içeceklerinizi alayım. Ne içersiniz? Dünkü espriyi patlatın. Yok estağfurullah. Bu sefer karamel macchiato kesinlikle istemem. Amerikano istiyorum sadece varsa. Benim bileğim çok değişiklik oldu. Siz ona sade bir Türk kahvesi getirin. Evet, sade Türk sade kahvesi. Siz? Ben yine şekerli Türk kahvesi alayım. Siz? Ben soğuk bir içecek olursa. Siz? Benimki bol köpüklü olsun. Tamam. Orta, sade. Şekerli. Tamam o zaman arkadaşlar ben kalkayım kahveleri yapayım. Oturun beni bir güzel eleştirin. Evet hemen çekiştiriyoruz arkamızdan. Gitti mi? Gitti galiba. Gitmedim kızlar buradayım. İnanamıyorum. İnanın buradayım. Kulağım sizde elim işte olacak. Evet. Amerikan mutfağın avantajı şu an herhalde bu. Tabii Amerikan mutfak olduğu için belki arkamdan rahat rahat konuşamadılar. Belki rahatsız olmuşlardır. Belki de bundan dolayı bu şekilde düşündüler. Serap Hanım çok kullanışlı oluyor mu mutfağınız? Evet arkadaşlar çok kullanışlı. Şu an yeni ev dizecek olanlara gerçekten tavsiye ediyorum. Kokuyu nasıl önlüyorsunuz peki? Kokuyu zaten çok fazla sorun çıkmıyor. Yani kızartma falan yaptığınızda ya ekstra hiçbir bir misafiriniz... Hiçbir problem oluşmuyor arkadaşlar. Temizliğinizi detaylı bir şekilde yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Peki hanımlar sizler açık mutfağı tercih eder miydiniz? Aslında kızartmada da koku mutfaktan evimize bile dağılıyor yani. Şahsen ben tercih etmezdim. Ben Amerikan mutfağı tercih etmezdim. Sonuçta nasıl kokuyu engelleyecek? Yani hani kışın elbet hamsi yapacak. Nasıl kokuyu engellenecek? Tabii ki de engellenemeyecek. Ben tercih etmezdim. Bakalım kahveleri nasıl pişirecek? Bence güzel pişirir. Trabzonludur diye demiyorum. Siz de bir Karadenizli olarak hemen savunmaya geçiyor arkadaşlar. Fazla böyle Trabzonlularla anlaşamaz. Trabzonlular da aynı şekilde Rizelilerle. Ama bizde hani öyle bir şey yok. Sonuçta hepimiz yani evet. Türk milleti olarak kardeş toplumuz. Bilmem bence güzel yapar. Sonuçta tecrübeli yani yaş gereği de. Yaş gereğiyle derken kahvenin yaşa ne alakası var? Yani şimdi siz kahveyi kaç yaşından beri yapıyorsunuz Merve Nur Hanım? 2 senedir yapıyorum. Ev temizliklerinden anneme yardım ettiğim için tecrübeliyim. Bence yaşı katmıyorum. Şimdi benim yaşım şöyle ufak bir şey, var. Bir şey bilmediğim anlaşılıyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Ev sahibimiz 16 yaşından beri Türk kahvesi yapıyor olursa eğer yani ki öyle varsayalım sizden de mesela yola çıkacak olursak o zaman ev sahibimiz şu anda Türk kahvesinin uzmanı olmuş diyebilirim yani. Yaşla mı uzman olunuyor yoksa yani, hevesle, öğrenme çabasıyla mı? Biraz da yaşına getirdikleri şeyler var. Yaşı sokuyorsunuz. Tabii benim de yaşım ufak olduğu için ama tabii benim ki de ufak yaşım. Ben de daha 22 yaşındayım yani. Akıl yaşta değil başta oluyor sonuçta. Ben bunu tabii ki de yanlış buluyorum. Habire yaş yaş diyor. Hepsinin yaş ortalaması neredeyse aynı. Bir benimki küçük kalıyor. O yüzden artık bunu böyle bir alınganlık ettim ki bundan sonraki bölümlerde söylemesin diye. Ya çünkü öğrenmek yaşta olmuyor bazı şeyleri. Öğrenmek isteyen her şeyi öğrenir. Bakalım Serap Hanım'ın kahveleri beğenilecek mi? Kahvemizin köpüğü biraz sönmüş.
Trabzonlular görmesin. Biraz değil, bayağı bir sevmiş kahveniz. Teşekkür ederim. Heyecandan arkadaşlar, inanın her zaman yapmış olduğum bir şeyi yapamadım. Serap Hanım, unuttuğunuz başka bir şey daha var ama. Sehpaları vermediniz. Getireceğim arkadaşlar. Serap Hanım. Şunu şöyle bir bırakayım. Biz kahvelerimizi nereye koyalım? Evet, kahvemi çok getirmeyi düşünüyordum zaten. Köpüksüz geldi bu kahve yalnız bana. Özellikle bana. Evet, yapılır mı bu? Evet, sabahtan beri kahvenizi savunuyor. O kadar övüyorum. Merve Nur Hanım da burada alttan bir dakika şey söylüyor. Söylüyor. Keşke olmadı. Öncesinde savunmasaydım da bu şekilde olmasaydı. Ama tadı güzel olmuş gerçekten. Ya afiyet olsun arkadaşlar. Valla normalde kahveyi gerçekten çok güzel yapıyorum. Hatta özellikle kahvem için evime gelen arkadaşlarım oluyor. Övündüm. Ben Trabzonluyum, çok güzel kahve yaparım ama gerçekten kahvelerim köpüksüzdü. Kızlar bu konuda gerçekten çok haklıydılar. Ben de olsam aynı yorumu yapardım. Ben yorum yapmak istiyorum. Tabii, buyurun. Evinizin dekor hakkında. Benim oturma odamın koltuklarının rengi de mavi ve ben maviyi çok seviyorum. Pişti mi olduk? Pişti olduk sayılmaz ama güzel bir renk. Ben çok beğeniyorum. Evet. Ve zaten bu dönemlerin modası bir renk. Silinebiliyor sanırsam. Evet, siliniyor. Gayet de güzel. Ne kadar almışsınız bu koltuk takımını? 2300 aldım koltuk takımını. Dışarıdan sesler çok geliyor. Sanırım yola yakın. Evet kızlar, çok gürültü geliyor çünkü havalimanına çok yakınız. Daha çok eşim için zaten burayı tuttuk. Eşim uçak bakım teknisyeni. Dolayısıyla havalimanına da çok yakın olduğu için onun için büyük bir avantaj. Ben uçağımız bozulursa size geliriz biz. Tabii uçak, her türlü uçağa bakılır. Bakalım Serap Hanım'ın salonuna başka hangi yorumlar gelecek? Amerikan mutfağı ben de çok beğeniyorum. Bir yönden çok güzel bir şey. Hem dediğim gibi iş yaparken aynı zamanda oturabiliyorsunuz. Evet. Hani televizyon izleyebiliyorsunuz. Hani güzel bir durum. Ama ayrı olması da bir yönden daha hani hijyenik. Evet, belki biraz da hani kokular gene hani ne kadar çıkmıyor desem de belki gelen kişi alıyordur. Ben çok alışkın olduğum için almıyor da olabilirim. TV üniteniz grubunuza dahil mi? TV ünitem evet, yemek masasıyla takım. Peki konsolunuzun fiyatı dahil mi? Takımınızın, hatta yemek takımınızın. Onlar yemek masasıyla TV ünitesi, büfem 6000 liraydı. HDF olduğu biraz için. Fazla. Bence de biraz fazla. Aslında bence fazla değil. Normalde günümüzde sadece yemek masası şu an 2000 TL. Evet. Zaten sandalyeleri çok tuttu. Aynen. Sandalye çünkü özel yapım sanırsam, evet. Sandalyesi. İçeri girerken ben onu fark ettim. Hani o yüzden normal fiyat aslında olabilir. Çünkü ünitede içinde değil mi 6000 evet, TL? Evet, ünitede. Ya ünitede mesela kozalak çok dikkatimi çekti. Bakabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Bunu siz kendiniz mi boyadınız yoksa hazır onu böyle mi aldınız? Onu ben halama gitmiştim. Yolda gelirken evet. Yolda buldum. Aldım. Sonra yeni kuaj boyaları vesaire onlar vardı. Onu boyamasını istedim. Boyadı. Güzel olmuş. Çok da değişik. Ederim. Hanımlar, kozalağın bereket getirdiği söylenir. Öyle miymiş? Öyle diyorlar. Ben de kesin bir bilgiye sahip değilim. Ben çocukken bizim yazlıkta çam ağaçları vardı. Böyle şu kozalaklar düşerdi. Bunun dibinde yiyecek bademi var. Ben onu yerdim. Yediğiniz şey çam fıstığı oluyor Şeyda Hanım. Çok da lezzetli. Kozalağı incelemenizin nedeni şimdi anlaşıldı Şeyda Hanım. Zaten gözüm kalı giderken olabilirim eve. Tabii olun giderken sorun yok. Ama çok lezzetli bir şey, böyle küçük bir şey. Çocukluğum bir anda aklıma geldi. Ben çok seviyorum. Onun içindeki o çekirdek falan beni çok cezbediyor zaten. Az kalsın yiyordum yani. Şeyda Hanım kozalağı mı yiyordu? Evet. Ağzının suyu aka aka anlattı. Dekora saldıracak diye düşündüm bir ara. Ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Salonu baştan aşağı inceleyen Şeyda Hanım bakalım şimdi neye yorum yapacak? Keşke şu duvarlara da bir böyle dekor atsam. Arkadaşlar şimdi oraya değineyim. Burada şurada çerçeve kablom vardı. Eşimle sevgililiğimizde ve hani balayından bir iki tane kare vardı. Sabah düzelteyim, siz geleceksiniz diye düzelteyim dedim. Tablo yere düştü, parçalandı. O esnada aradılar beni geldik diye. Neyse, sizin bugünkü giydiğiniz kırmızı güzelliğin altınlara nazarı çıkmış. Öyle mi diyorsunuz? Aynen öyle olmuş. Umarım öyle olmuştur.
Merve Nur Hanım şimdi neye yorum yapacak acaba? Ben abideniz hakkında yorum yapmak istiyorum. Alan büyük, hani biraz küçük mü kalmış? Daha böyle sportif, geniş bir avize olabilirdi. Haklısınız bence. Haklısınız ama... Hani masanız yok, bari oraya üçgen bir prizma, böyle bir avize kullanabilirdiniz. Bunun içinde kanca yok arkadaşlar. Tamamen şey, alçı. Dolayısıyla aşağı çekiyor yani... Kanca tutmuyor mu? Tutmuyor. Ha, o zaman ayrı bir şey. O yüzden tabii. Hatta farkındaysanız tam yapışık değil. Çünkü olmadı, yapamadılar. Düşüyor. Çünkü ağır avizelerde genelde kanca takmak zorundalar. Alçıyı döküyor. Dolayısıyla onu yapamadık bunun açıkçası. Bunun fiyatı nedir acaba? 170 TL'ye aldım ben bunu. Bakalım Serap Hanım'ın salon perdeleri beğenilecek mi? Perdelerinize değinmek istiyorum açıkçası. Fonlarınız güzel olmuş ama bence altındaki tül biraz daha böyle ince, böyle şey uçuş uçuş bir şey olabilirdi. Yani açıkçası tüllerinizi pek beğenmedim. Fonlarınız hatta bence koyu kalmış. Aslında gri de olabilirmiş. Mesela birisi gri, birisi de mavi olabilirdi. Hani artık bu tarz zıt kombinler de yapıyorlar ya. Ki Amerikan mutfaklı bir oturma odası burası sonuçta. Yani çok da hoş durabilirdi öyle. O yüzden haklı olabilirsiniz aslında ama şöyle söyleyeyim ben size. Burası komple cam. Aşırı derecede güneş alıyor. Ve benim gölgelikler de çok kalın normal. Normaline göre daha kalın. Fonlara gelince gri koltuğu önüne koyuyorum. O şekilde patlatıyorum. Bunu aynı şekilde güneşin altına koymak istemiyorum solduruyor diye. Gri gene bir derece daha az solar diye düşünüyorum. Duvarlar çok beyaz. Hani gri olduğunda çok soluk gösterebilirdi. Evet, bence mavi biraz daha açmış rengini. Arkadaşlar çok konuşuyoruz da bir de yakından inceleyelim şu mutfağı. Arkadaşlar haklısınız, kalkalım ama öncelikle ben size diğer odalarımı sunmak istiyorum. Daha sonrasında mutfağa geçip sunumlarımı da alıp videolarımı izleyebiliriz gibi videolarımı. Bence de isabetli bir karar. Çünkü Amerika mutfak olduğu için daha pratik olur bizim yok, için. Yok, ben ondan dolayı değil de ben bir Trabzonlu'nun çeyizini çok merak ediyorum. Evet. Kendim de çünkü yarın çıkacağım ona göre hazırlık yapacağım. Yok, kısas diyorsun bakacağım. Tamam, evet. Buyurun o zaman. Evet. Gelinlerimiz ev gezmesi için salondan ayrılıyorlar. Gelinlerimizi Serap Hanım'ın yatak odasında buluyoruz. Evet hanımlar, Serap Hanım'ın yatak odasını nasıl buldunuz bakalım? Yorumlar, beğeniler, eleştiriler gelsin. Hadi kızlar laf sokmaya devam. Çok şakacısınız ayol. Siz laf sokma görmediniz. Yani bu ya ne ki? Ya öyle mi? Korkutmayın beni arkadaşlar. Hadi o zaman başlıyoruz. Ben... Panodan başlamak istiyorum. Tabii. Panonun görüntüsü çok güzel, çok hoşuma gitti. Hatta sabah ilk geldiğimde dikkatimi çeken panonuz oldu. Çok görsel duruyordu ama şu an içeri girdiğimde vişne rengi fonunuzla panonuzu çok alakası buldum. Renk olarak, model olarak çok güzel, çok beğendim. Hani düğün çerçevesi çıkana kadar hani buraya geçici süre için taktım. Normalde salonuma hani düşündüm. Zaten hediye ablamın elçisi hediye etti bana. Perdelerinizi ne kadar aldınız? Perdelerimi ben Trabzon'dan kendim aldım, parça aldım. Ablama diktirdim. 120'ye sanırım aldım onları. Tam hatırlamıyorum, bayağı uzun zaman oldu. Tülüyle beraber mi yoksa sadece yok, fonu? Yok, tül buradan alındı. Hı-hı. Sadece fonu. Neden böyle sade bir tül seçtiniz? Hani yeterince o da sade zaten, bir şey patlamamış. Daha farklı bir eve geçersem, evimde daha farklı aksesuarlar kullanırım, yoğunlaştırırım diye düşündüm. Perdem biraz sade olsun. Hani fonun bile değişebilir zamanla. Ya biz de kiracıyız. Bence bu bir kaçış yönü. Habire kirayı önüne sürgülüyoruz ama sonuçta yeni evliyiz. Mecburen evimizi yok, yapıyoruz. Yok ya, tabii ki kira olarak şöyle söyledim ben. Yani
Danteli sevmiyorum zaten perdeleri. Ama çok altta ağır böyle bir güpür olabilir. Evet, altta bir en azından olsa. Ama zaten dibe değiyor. Yani şu dipte bir güpür olsa, yani bana göre, sizi yanlış anlamayın, kızdığımdan ya da kötülediğimden değil. Ya gerek yok bence. Bence böyle gayet güzel olmuş. Tülleriniz iyi en azından. Bakalım yatak odasının avizesi beğenilecek mi? Bir de ben avizenizi pek beğenmedim. Ne kadar aldınız avizenizi? 19 liraya mutfaktaki o üçlüyle birlikte bunu da almıştım. Farklı bir avize olabilirdi. İlla buraya böyle olacak ya, diye bir şey yok. Küçük bir oda, kaldırmıyor şu. Şurası ağırlık takamıyorum oraya arkadaşlar. O yüzden çok küçük bir şey seçmek. Daha da küçük istiyordum, anlayın. Farkındaysanız bakın tekrar yamuk duruyor, tutmuyor. Evet, yamuk. Evet. Avizeni çekiyor aşağı, yok kafama düşecek. Serap Hanım'ın yatak başlığı acaba nasıl bulunacak? Yatak başlığınız falan da çok sade. Evet, sadeliği seviyorum açıkçası. Bazen sade, bazen bazı yerlerde yoğunluğu seviyorum. Hani her şey aynı. Ben de yatak örtünüze yorum yapmak istiyorum. Hem taşlar, hem inciler, bir de parlak bir kumaş. Üçü bir arada. Çok mu dümdüz beyaz? Bu dümdüz beyaz şöyle, belki renkli bir odada kullanırsa kendini çok güzel gösterebilir. Ama bu şimdi hani gelin odası dediğiniz zaman, yeni gelinsiniz, misafirleriniz geliyor, hemen yatak örtünüze bakıyorlar. Tamamen zorlama aldım. Bizimkilerin dürtüklemesi gibi aldım. Fiyatı ne kadardır bu yatak örtünüzü? Bunu 450'ye aldım ben. Yatak örtüsünü siz nasıl buldunuz peki hanımlar? Aslında kötü değil de şurası bozmuş tamamen. Şurası da şu desende olsaydı bence güzel olurdu. Ama yataktaki yan detaylar da böyle aşağı güzel olurdu bence. Ben komodinizin örtüsüne bakabilir miyim? Çok dikkatimi çekti ve çok güzel uyumuş bu odaya. Burada var. Çok beğendim. Yani bir el emeği var. Evet, çok evet. Da güzel yani. Çok da hoşuma evet. Gitti. Bunlar çivilere bağlı tahtalarda bilmiyorum, yapılıyor. Bilmiyorum, hiç görmedim yani. Onun kasnağını. Evet. Ama kasnakta yapılıyor. Çok da şık olmuş. Bu yatak odası mobilyanızın fiyatı nedir? 4500 aldım. Ben halılarınıza da değinmek istiyorum. Tabii. Halılarınızı peki neye uydurdunuz? Ne olarak seçtiniz? Halılarımı ablam almış bana. Hiç odamı falan görmedi. Önceden aldı. Nişanlılık esnasında zamanında keşke aldı. Keşke siz değiştirseydiniz. Bunları başka bir yerde kullansaydınız. Başka yerde kullansaydınız. Başka odam yok. Bir daha yolluk almaya da gerek yok. Mesela bana da bu tarz hediyeler geldi ama işte yani yatak odamda değil de örnek veriyorum ya balkonumda ya da işte günlük mutfağımda serdim. Misafir gelince değiştirdim. En azından misafir için şık bir halı alabilirdiniz. Evet, ben de halıda şey takıldım. Sonuçta. Ya beğenmediğim yerine şey şimdi diyebilirsiniz. Arkadaşlar, hani uyumsuz bulduğunu evet, değiştirebilir miyiz? Misafirlik yatak örtüsünü anlıyorum ya da ne bileyim başka şeyler anlarım da halının misafirliğini açıkçası ben pek o kadar da param yok yani. Yani yatak odasına renk yok. Belki kendisi renk katıyordur, onu bilmiyorum. Ama yani biz o bu odaya girmeseydik herhalde bu oda böyle şey ruh odası falan yani. Yatak odası biraz daha çok fazla beyaz geldi bana. Çok sadeydi. Dün pembelere boğulmuştuk, bugün de biraz beyazlara boğulduk yatak odasında. Başka yorumunuz yoksa ev gezmesine devam edelim mi hanımlar? Buranın yorumu bitti bence. En önemli yere, çeyizimize geçelim. Tamam kızlar, çeyizimize bir de görelim. Trabzon çeyizine bakalım. Trabzon çeyizinde bakalım neler neler var. Evet arkadaşlar, bir Trabzon çeyiziyle karşı karşıyasınız. Yorumlarınızı evet. Çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Baya
mavi döktürmüşsünüz, bakırlar, evet, kabaklar. Evet. Bir kısmını çıkarmadım. Yelekler. Gayet de çok şık bir çeyiz hazırlamışsınız yani bizim girişte için. İlk dikkatimi çeken bunlar oldu öndeki. Bakırlar. Bakırlar. Evet, bakırlar. İçerisine evet, bir kabak koymuşsunuz. Sanırım bu stil. Evet. Siz stil diyorsunuz, biz mastika diyoruz. Bizim buna da genelde stil derler. Evet. Çok süt eskiden için, süt evet, sağlıyordu ya da yoğurt mayalanıyordu bunlarda arkadaşlar. Evet. Özellikle kalaylatmadım çok eski olduğum için. Çok güzelmiş bu lif. Banyo lifini inceleyen Büşra Hanım bakalım neler söyleyecek. Siz mi yaptınız? Yok, bunu ben yapmadım. Bunu kim yaptığını bilmiyorum açıkçası. Gerçekten güzel olmuş ama. Buradan annem görsün bu lifi. Örnek alsın. Anneciğim bana böyle lifler örmedi. Hemen istiyorum. Yine bir lif daha var burada ama saç çıkmış. Çok dikkat çekti bu. Evet. Onu bu ben saçlar ördüm. Yani siz örgünün mi? Dışında evet, çıkmış ördüm yani. Çok bu şekilde. Çok güzel olmuş. Komşumuz da örneğini görmüştü. Normalde hep böyle uzatırlar da örgü şeklinde uzatırlar. Bu böyle dışarıya doğru. Dışarıya çıkmış doğru. Komşuda gördüm. Çok hoşuma gitti ya. Biraz gerçekçi oldu. Ben evet, de yapmak evet, istedim. Farklı duruyor. Evet. Bu yelek çocukluğunuza mı ait? Hayır, o yelek annemin yeleğiydi. Annemin derken annem bulunduruyordu hani herhangi bir çocuğa verir diye. Ben gördüm, çok beğendim. Genelde al dedi, şey senin olsun, olsun dedi. Bu şekilde saklıyorum. Çok peki, beğenmiştim. Bunları kim yaptı? Çok güzel. Onu gerçekten halam yaptı. Büyük halam yaptı. Ben de şuna değinmek istiyorum. Bunu çok beğendim. Şeyda Hanım'ın gösterdiği nedir Serap Hanım? Bu kuşak yarıyor diyoruz ona biz. Kuşak. Takılan bir şey mi? Bu evet, Karadeniz'de çok eskiden bu babaannemin de kadınlar ormana vesaire bir de soğuk havalarda genelde aslında kullanıyorlardı. Soğuk almasın diye bu şekilde kalın yapıp şöyle şu şekilde isterseniz göstereyim nasıl elinde bağlıyordu. Biraz açık olacak ama bayan hatlarını belli etmesin diye kullanılan bir şey. Çok ilginç ve çok güzelmiş. Evet, şu şekilde kullanıyorlardı. Rize'de genelde çay yaparken önlerini keserler. Evet, onlar da o şekilde kullanıyorlardı bizim. Orada çay olmadığı için. Şunu da ona takıyorlardı arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Aa, bu ne işe yarıyor? Onu, bunun bir bağı var. Bağına ekliyorsunuz. Çıkartayım mı? Burada. Evet. Bunu bakın şu şekilde. Bu gene dediğim gibi hani biliyorsunuz bir yerlere giderken bir söküğünüz oluyor, düğmeniz atıyor, bir şey oluyor. Evet. Bayanlar bunu sürekli yanlarında bulundurur. Şurada bağlı dururdu şu şekilde. Buna mı bağlı duruyor evet, yoksa bütün kıyafetlerine? Evet, bunun özel bir bağı vardı, onu bulmadım arkadaşlar. O bağı aha, takıyorsun. Evet. Birlikte kullanıyorsun şu şekilde mesela. Bakın. Aa, çok güzel. Şöyle çekiyorsunuz. Sonra içinden iğneleriniz çıkıyor. Aa, çok güzel. Normalde bunu iğnelik yani. Çeyizinde kullanıyordu herhalde, bilmiyorum. Annem yapmış. Çok güzelmiş. Buradaki nedir? O da çok eski arkadaşlar. Babaanneme, babaannesinin babaannesinden kalmış. Hani onun söylediğine göre doğru mu hatırlıyor bilemiyorum ama bu herhalde bu kadar o kadar ince dikiş yapmışlar ki elle dikilmiş tamamen. Ve yani, çok yıpranmış farkındaysanız. Evde bir tarihi eser bulunduruyorsunuz. Bizim haberimiz yok yani güğümler falan böyle. Yeleğin kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz peki Serap Hanım? 300-400 vardır herhalde. Çok da net bilmiyorum. Hani yıl olarak hesaplayamadım. Çünkü babaannemi babaannesi istiymiş, erken ölmüş olabilir. Yani onlar... Evet, burasına yırtıklar falan evet, var. Bayağı hiç düzeltmek eski istemedim hiçbir şeyini evet, arkadaşlar. Hani orijinal şekilde olduğu kalmış, olduğu gibi kalsın istedim. Şu anım ne yapıyorsunuz öyle? 400 yıl geriye gidiyorum şu an. 400 yıla gittiniz ay, geldiniz. Çok kötüymüş odaya. Evet, bence de. Kokusu pek hoş değil. Şurada ben şey görüyorum, pullu bir şey görüyorum.
O yöresel başörtümüz. Allah korusun babaanne bu gece. Ona ya korkutma beni şimdi. Bu çok güzel Bicek gözüküyor. Babaannem. Torunumun torunu beni anıyor diye seviniyordu kesin. Hanım bu çok güzelmiş. Bir başınıza taksanız görebilir miyiz? Kim? Ay Büşra Hanım bu çok güzelmiş. Bir başınıza takıp taksanız görebilir miyiz? Kim? Serap Hanım. Tamam bir Serap Hanım. Tamam bir saniye göstereyim ben size. Serap Hanım başınıza bir takım bu şu şekilde arkadaşlar. Yöresel bunun bir de üstü vardı burada. Kafa biraz büyük geldi. Sizin kafaya biraz olmadı. Şu an yıktınız olmadı şu an. Şunu yapsak olmaz mı? Şeyda Hanım Serap Hanım'a yardım etmeye karar veriyor. Getir canım. Ha evet o daha iyi. Gel canım gel. Yok yok bizde eskiden neneler böyle bağlardı. Yok bizde öyle değildi ama. Dur bir dakika. Şimdi bunun üzerine örgü gibi böyle sarılması gerekiyor galiba değil mi? Şey yani yuvarlanmıyor. Yok yapayım ya. Onları aynen. Doğrular yapıyor örgüyle sarmayı. Şu şekilde ben yanlış bağladım bir saniye. Şimdi göstereceğim size. İnşallah sabaha kadar bağlarsınız. Böyle değil mi? Evet öyle yapıyorsunuz. Sonra şu şekilde. Şu şekilde. Yüzünüz görünmedi. Evet. Bu sefer oldu galiba hanımlar. Farklı... Tamam arkadan ben tuttuğumu sapardım. Yani bağladım. Bu şekilde bağladım farzeli. Evet. Ama daha ince bir başörtüsü var. Onu... Evet hanımlar, Serap Hanım'ın yazmasını beğendiniz mi? Ben Trabzonlulara yakıştıramam bunu. Trabzonlular her zaman daha böyle... Naif olur. Asil yani. Biraz kaba durdu. Benden bile asil. Evet biraz kaba durdu ama hani durumu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evet hanımlar merak ettiniz. Şimdi masa örtüsünü açıyorum. Bunu da Serap Hanım örmüş. Serap Hanım. Efendim. Kızlar biliyorsunuz yaş itibariyle sizden biraz ilerideyim. Evet o yüzden. Dolayısıyla benim vaktim oldu. Evet. Gelinlerimiz Serap Hanım'ın dantel örmesine inanamıyorlar. Gerçekten. Ben yani demek ki yaşta. Hayır, ya bunu örmek ortalama ne kadar süre alıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu ilk başta başladım, üşendim. Bir sene kadar bekledi şu yarı motifler. Bu parça parça yapıyorsunuz. Bu bir 10 senelik var mı Serap Hanım? Yok o kadar da değil canım. Büyük battaniye kayınvalidemiymiş. Aa bu ne? Aa, bir dakika bunlar bu lif. Önemli. Lif mi? Lif. Çorap sandım. Yok lif. Harbi çorap sandım bunları yani. Çok güzel değil mi? Çok iyi keselenir. Arkadaş da kese yaptı. Deneyelim. Bir de şuna olur. Bakalım isterseniz o tarafa doğru için büyüklüğüne bakalım. Koçum benim. Şu şekilde. Bu battaniye. Evet ya pike gibi tek kişilik şey üzerine atıyorsunuz gayet de kullanışlı oluyor. Bu kim yaptı? Kayınvalidem ölmüş. Kızlar biz kaçırdık da arkadaşla esprilere falan girdik. Ne oldu burada ne oldu şimdi? Kim burada kimmiş? Çok tüy kaldırıyor yalnız bunu kaldıralım mı? Evet. Ne oldu? Bu da eli örgüsüymüş. Oy. Kayınvalidesi örmüş. Ha, kendi örmemiş. Ya bunu ben örmedim. Çok şükür puan aldık veririz. Büşra Hanım, yün örtü sizi rahatsız etti galiba. Evet, çok biraz toz buna da geldi açıkçası. Yani battaniyeden çıkan toz aslında tozlu mudur bilmiyorum ama yani beni aşırı derecede rahatsız etti ve hala da öyle. Bilmiyorum sandıktan çıkartıp direkt önümüze mi serdi Serap Hanım açıkçası gözümle de görmediğim için çok net de bir şey söyleyemiyorum bu konuyla alakalı. Kızlar güldük, eğlendik. Gerçekten Çeyiz'in de hakkını vermişsiniz. Ben kendi adıma çok beğendim. Çeyiz'i çok güzeldi. Ben gayet beğendim. Trabzon yöresini anlatıyordu. Bu konuda hakkını vermiş arkadaşım. Ama artık mutfağa geçelim mi? Bayağı bir acıktık. Tabii ki ben de acıktım kızlar. Buyurun hadi gidelim. Buyurun gidelim. Gidelim daha uşağım. He denmez. Haydi azıcık edelim. Bir şey yiyelim. Gelinlerimiz ikram masasının yolunu tutuyorlar.
Bakalım Serap Hanım'ın Amerikan mutfağına hangi yorumlar gelecek? Evet arkadaşlar, salonla kırışık mutfağıma geri döndük. Yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum. Oo, kasa da buradaymış. Evet. Çok güzel ve renkli bir kumbara. Evet, benim de çok hoşuma gitti. Eşime arada para attırıyorum oraya. Ben atmıyorum, o atıyor. Neden? Çünkü kasa bana ait. Ben atınca bir manası olmuyor, başkası atsın. Yani ne zamandan beri atıyorsunuz? Daha bir ay falan. Yani bir aya göre normal o zaman. Her gün bir tane sanırım, 30 tane falan var. Evet, olmasını bekleyeceğim, sabredeceğim. Normalde o kadar sabırlı peki, biri bakalım. Değil. Gelin evi olarak hani dantel görmek isterdim. Neden dantel kullanmadınız? Sonuçta gelinsiniz. Evim çok spor olduğu için dantel kullanmak istemedim. Gündemimizde spor danteller de var. Çok ağır, klasik olacak diye bir şey yok. Ya şimdi dantelin sporu yok yani. Dantel danteldir. Dantel danteldir yani. Zaten klasik bir şey. Ki hani bunu daha farklı bir şekilde kurtarabilseydi hani açıklama olarak gene belki kalabilirdim yerimde ama çok saçmaydı. Hiç katılmıyorum bu konuda ona. Belki de, hani çerçeve tarzında değişik süslerle ya da bizim size hediye getirdiğimiz filleri isterseniz kullanın. Bakın onlar gerçekten burada çok iyi olur. Ben isterseniz de getireyim. Pembeleri size bırakıyorum. Aslında bunu yatak odanıza koyabilirsiniz. Hani eşiniz sabah işe giderken cebinden çıkartıp bozukları atabilir. Hani eşim burada, yatak odasında kıyafetlerini alıp burada giyinir genelde. Maşallah. Oo, sürüyü dizdik. Filleri kapıya bakacak şekilde dizin hanımlar. Aa, kapıya evet, mı ben bakacak? Ben de ona bakmak için aradım. Bakıyor. Ya benim için çok önemli değil nereye bakacağı. İstediği yere bakabilir aslında. Yani şöyle de dizebilirsiniz bence. Büşra Hanım'ın el atmasıyla filler konsolun üstünde yerini alıyor. Biraz daha renklendi. Şimdi daha hoş durdu. Evet. Bir renk kattık. Büşra Hanım'ın mutfak yorumu bakalım ne olacak? Ben ilk önce bir çekmeceye bakmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii tabii, öyle buyurun. Geçeyim ben. Çekmeceyi kontrol eden Büşra Hanım bakalım neler söyleyecek. Evet. Yine bir turkuaz. Evet. Evet. Burada bir kırmızı ama. Zıt evet. Renk. Bu da mor. Evet, Karadenizli olmak, evet, bol bol fındık. Eşim Ordulu. Evet. Fındık yiyeceğiz beraber. Fırınımız neden yok? Fırınım burası Ankastre, kira zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ev sahibimiz tamire verdiğini söyledi, geleceğini söyledi. Ben de alamıyorum şimdi, hani bekliyorum getirmesini. O yüzden boş. Beyaz eşyalarınızın fiyatı ne kadar aldınız? Buzdolabını 1200 aldım. Bulaşık makinesini 1300 aldım. Hanımlar, ikramlar gözünüzün önünde. Karnınız iyice acıkmış olmalı. Evet, acıktı. Açıkçası sofrada çok hareketli duruyor. Hadi buyurun be hanımlar, artık yemek masasına geçelim. Orada da yorumlarınızı alalım. Bakalım Serap Hanım'ın sofra düzeni nasıl bulunacak? Dün o kadar konuştuk, çatal bıçak yer açısından, düzen açısından çok ders verdiniz. Evet. Bakalım neler yaptınız, nasıl düzenlediniz? Artık sıra bende, yorum sizde, buyurun top evet. Sizde. Masa düzeni yorumuna ilk kim başlayacak hanımlar? İlk önce ben başlamak istiyorum. Tabii. Tabak setinizi beğendim açıkçası. Ama dünkü çatalla kaşık şöyleydi. Sadece bunu herhalde öyle koymuşum çünkü diğerleri öyle. Evet. Diğerleri evet, aynen. Büşra Hanım, gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Kesinlikle, çünkü dün çok araştırdım. Ve hani o durumdan da evet bakmak istedim. Kendimde de hata olmasını istemediğim için yani açıkçası. Peki Büşra Hanım, peçeteyi de dün ben söyledim. Kaşığın evet. Yanına katılıp katılmayacağını da evet. Baktınız mı? Ben de onu merak ediyorum. Katılmaması gerekiyor. Çünkü eğer tabağın ortasında herhangi bir peçete süslü bir dekor varsa çatal kaşığın altına ya çatal bıçağın altına herhangi bir peçete koyulmaması gerekiyor. Peçete daha çok ayrı bir şekilde normal bir peçetelerin içerisine koyulup da sunum edilmeli. Ben bu şekilde yapmak istedim bu sefer. Biraz da hareket vermeye çalıştım ona. Çünkü evet. Peçete biliyorsunuz şekle girmiyor. Evet. Peçeteliğiniz de çok şıkmış. Ayrıca rengi sanırım koltuklarınız sandalyelerinize uydurdunuz. Evet. Desteği de sormak masa örtüyorum peki. Yemek takımınızın peçeteliği yok mu? Yemek takımının peçeteliği bu. Hayır, peçetelik yani. Ha yok.
Bakalım Merve Hanım'ın yorumları neler olacak? Ya ben tabağınızı hakkında yorum yapmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Tabağınız tek başına böyle çok şık, çok beğendim. Tabii ki de pembe mor var. Evet. Bu masanıza çok uymuş. Örneğin bardaklarınıza çok uymuş. Hani çok beğendim ama sanki tabaklar farklı duruyor böyle pembe. Hani böyle beyaz, sarı olabilirdi. Şöyle söyleyeyim ben size. Yemek takımı ben kendim aldım. Kendimi seçtim. Su takımı ben açıkçası yemek takımının içinde yoktu aldığımda. Hani set halinde almıştım ama içinde su takımı yoktu. Şu anda da başka su takımım olmadığı için bunu açıkçası sunmak istedim. Olmadığı için yoktu yani. Bir şey soracağım. Yani şuradaki gümüş bir detay. Evet, yaldızlı. Hani birçok şeyde altın gümüş. Detay sanırım hiç göremiyorum. Evet. Sadece burada bir çizgisel bir detay var. Hani yani bu da birazcık zıt düşmüş. Peki tamam. Yemek takımının fiyatını öğrenebilir miyiz? Yemek takımı 1900 aldı. Ama içinde tencereleri vesaire diğer parçalı kahvaltı takımı var. Evet, çok set halinde fiyatı bayağı uygun. Evet, bayağı. Evet. Serap Hanım'ın masa örtüsünü nasıl buldunuz peki hanımlar? Danteline falan da bakalım masa örteğinin. Ne kadar fiyatı bu takımın komple peçete? 100 liraya aldım. 100 lira. Çok iyi. Çok iyi. Sanırım 800 liraydı. Arkadaş 800 lira. Takım ayrıca bulunan 3 poşet vardı. Sizinkinin de orada 8 lira. Ben şu an 5 kişiyiz. Ona kıyasla fiyat çok uygun. 3 poşet 8 lira. Eğer dün benim soframla kıyaslanırsa çok sadeydi. Hani böyle 5 çayı gibi değildi ya, sadeydi. Ben pek fazla beğenemedim o yüzden. Benimki daha böyle şatafatlıydı, en azından kendini gösteriyordu. Evet arkadaşlar, isterseniz şu an size sunumlarımdan bahsedeyim. Bu mısır ekmeği, Karadeniz'e özgü. Mısır unuyla sadece yapılan, siz bilirsiniz. Evet. Kendiniz mi yaptınız? Evet. Bunlar da lahana sarması. Yani Karadeniz'e kara lahana sarması. Bu da helva, bunu ablam yapmış. Çok güzel yapar, un helvası. Un helvası. Güzeldir. Böreğimiz yeğenim yapmış. Ben bunu merak ettim. Turşu mu? Ya taze fasulyeyi sarımsakla kavuruyorsun, kavurması. Genelde turşu kavurması derler bize, evet, de bunlar. Evet, biz turşu kavurması diyoruz. Peki evet, haşlayıp da kavuruyorsunuz. Evet, bunlar arkadaşlar. Karalarda dolması etli mi yoksa? Etli. Etli. Ben zenginiz biz canım. Ben hiç yemedim. O zaman bir tadına bakalım. Tabii. O zaman buyurun ikramlarınızı alın bakalım hanımlar. Gelinlerimiz yöresel ikramları bakalım beğenecekler mi? İlk görüşte aşk yoktur. Yani Serap bunu kıran tek insan oldu benim hayatımda. Trabzon'a geldi, tanışmaya geldi. O anda gerçekten görülür görülmez vuruldum ona. Yani tam manasıyla aşık oldum. Çok zevkli. Aşam. Ha ha. Bu nasıl? Hepsi az sonra gelin evinde. Evet hanımlar. Çaylarımız geldi. Çaylarımız böyle. Hem ikramlarınızı yiyin, hem çaylarınızı için, hem de Serap Hanım evlilik hikayesini anlatsın hanımlar. Serap Hanım fasulye kavurmanız çok güzel olmuş, çok beğendim. Öyle mi? Afiyet ellerinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. İlk defa deniyorum ve çok beğendim. Sarmanızı da ilk defa deneyeceğim. Normalde hiç yememiştim. Afiyet olsun, denemenizi sevindim. Sarmanız çok güzel olmuş. Normalde kara lahana dolması biliyorsunuz biraz daha kalın sarılır, evet. Ama. Ama bu da güzel olmuş, evet, yani. Ben çok biraz beğendim. Dikkat ettim ama normalde ben de kalın sarıyorum arkadaşlar. Daha evet. Lezzetli olduğunu inanıyorum. Evet, aynen. Ben çok beğendim. Bayağı güzeldi yani. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Normalde elinize bu kadar sevindim. Sık yapılıyor sanırım, değil mi? Evet. Şey biraz olarak. Unu ağır bir un olduğu için. Sert yapılıyor. Evet, sert oluyor. Ama gayet daha güzel. Daha çok yoğurtla falan tüketiliyor. Tereyağıyla. Bunu genelde bizim oralarda ufatırlar birazcık. Evet. Yoğurdun içerisine katarlar, karıştırırlar, evet. O şekilde. O şekilde daha lezzetli. Evet.
Eşinizle nasıl tanıştınız Serap Hanım? Şimdi aslında bir arkadaşımın Emir Vakisi'yle tanıştık. Şimdi ben stajdaydım. Kız arkadaşımın evinde kalıyordum onunla birlikte. O çalışıyordu. Bir gün böyle uzanmışım yatakta böyle yatıyorum. Ben dedi ki seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Sen de artık evlen. Ben hiç istemiyordum. Eşimi aramış. Aradı beni. Emre nasılsın, iyi misin falan filan. İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Yani dedi ben seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Ben durup dururken dedim Songül hayırdır falan. Yok dedi, çok sevdiğim, çok iyi bir insan. Onun dedi seni de çok seviyorum. Sizi tanıştırmak istiyorum falan dedi. Dedim ki yani tamam, hani sen tanıştırmak istiyorsun, hani çok güzel bir şey düşünmüşsün dedim. Hani kız dedim, hani benim dedim kızı görmeden önce dedim kız dedim benim resmimi gördü mü? Hani durup dururken bir de zart diye birden hani şey demesin. Ya ben bunu beğenmedim deyip Trabzon'dan geri dönmek zorunda kalmayalım dedim. Yok yok dedi, ben her şeyi gösterdim falan dedi. Halbuki yalan söylemiş. O da öyle düşünerek Trabzon'a geldi, tanışmaya geldi. Beni ikna etti arkadaşım. Hani en azından bir gör, gitmek istemiyorum tabii, hiç istemiyorum. Eşiniz mi geliyor Trabzon'a sizinle tanışmak için? Evet. Önce Ordu'ya gittim. Yalnız ailem o sıralar Ordu'daydı. Önce Ordu'ya gittim. Onların da tabii ki her şeyden önce ailemin de bir izni almak istedim. Onların da bir görüşünü almak istedim. Ya bu arada biz de zaten Serap'la görüşüyorduk. Hani bu bir hafta içerisinde olan bir olay bu. Ben de o arada işte Serap'la konuşuyorduk. Telefonda konuşuyorduk sadece normal arkadaş olarak. Hani nasılsın, iyi misin? Onun muhabbetlerini falan yapıyorduk. Çok ilginç. Evet. Yani normal şartlarda başka bir erkeğe söyleseniz bir vesayetlik olanca giderler. Yok, iki kere düşünebilir yani. Yok, olur olmaz. Geldi. Sağ olsun. İyi ki de gelmiş diyorum. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse yani her insanın bir düşünce tarzı vardır. Benimkilerden bir tanesi de ilk görüşte aşk yoktur. Yani Serap bunu kıran tek insan oldu benim hayatımda. Geldi o şekilde tanıştık arkadaşımın böyle zorlamasıyla, dürtüklemesiyle. Bu hoşunuza gitti mi? Hani bu davranış? Hayır. Hiç hoşuma gitmedi ama bende bir şey var. İnsanı da kırmak istemiyorum. Ay içimden düşünüyorum, bu çocuk geldi şimdi, yazık, ne umutlarla geldi. Bir göreyim de bari gönlü olsun dedim. Fakat gittim işte, oturduk. Tarzım değilsin, kesinlikle istemiyorum dedim. Hiç yüzüne karşı. Evet, ben senin gibi birini hayal etmedim dedim evlenirken. Yani direkt benim suratıma söylemedi aslına bakarsanız. Ben Trabzon'a gittim, oradan Trabzon'a geçtim. Trabzon'da biz ilk önce hani görüştük, konuştuk, hani muhabbet ettik. Ben ilk defa Trabzon'a gitmiştim o zamanlar. Bana gezdirdi, dolaştırdı. Yemek falan yedik ve benim aklımda şu var. Yani ben o anda gerçekten görülür görülmez vuruldum ona. Yani tam manasıyla aşık oldum. Ondan sonra tabii ki bizimki biraz yapışkancıklığı arıyor. Kapatıyorum, olmuyor. Arkadaşımı arıyor. Git, İstanbul'a dönmüş, tekrar geleyim diyor. Bu şekilde ikna etti beni en sonunda. O da her şeyden önce insanın içinin güzel olması gerektiğini gördü. Zaten biliyordu da gördü işte. Nasıl tanıttı kendisini? Nasıl? Yani bu aşırı ısrar nasıl etkiledi yani? Aşırı ısrar ilk etapta beni sıktı ama çok fazla sürprizler yaptı. Ne bileyim işte, arkadaşlarınız başlıyor size ah ne güzel şeyler yaptı deyince etkileniyorsunuz. Nasıl şeyler? Deli gibi sürprizler yaptım yani kendisine. Hani hiç beklemediği yerlerde çiçekler geldi, işte orada hediyeler, işte börtü, böcek, artık aklınıza ne geliyorsa. Ama her yerden çiçek çıkıyordu. Hatta yani sevgili olduğumuz zaman bile artık tamamıyla kandırdıktan sonra yine her zaman yanına çiçekle gitmeye başlamıştım ve şey diyordu artık, tamam yeter artık zaten, hani oldu olan bitti biten. Ben biraz garibim bu konularda arkadaşlar. Yok, çok aşırı derecede romantik ama bunları bana yavaş yavaş kendisi gösterdi. Hani yavaş yavaş güvendikçe yavaş yavaş açılmaya başladı. Yani dediğiniz gibi ilk hani ben ona çiçekler gönderiyordum, işte hediyeler gönderiyordum. Her bir gönderdiğime karşılık çok sert tepkiler alıyordum, bildiğiniz gibi değil. Peki eşinize karşı duygularınızdan ilk ne zaman emin oldunuz? İlk aslında ben Sakarya'ya döndüğümde okula giderken ne kadar ara gidip ilk bir ay sonra falan biz iyice bir görüşmeye başladık. Zaten ikinci ayımızda da evlenme teklifi der eşim. Peki evlenme teklifi nasıl oldu? Evlenme teklifi... İkinci ayda gelen yeni bir emri vaki. İstanbul'a geldim ben gezmeye. Tatil vardı. Gayet sıradan bir geziş. Meydanın içinde tesadüfen o esnada herkes oturuyor. Sanki planlanmış gibi herkes oturuyor. Ortası bomboş. O alanın içi. Normalde öyle olmaz mı? Evet olmaz. Normalde yoğun olur meydanın içi böyle. Gider gelir birisi en azından. Eşim bir anda oturdu böyle, çömdü. Ben kalk diyorum, ya kalk ne yapıyorsun diyorum, değil mi? Çömmek ne demek? Çömeldi şöyle diz çöker ya. Diz çökmüş. Yavaş yavaş bu yüzüğü göstermek lazım. Olay da ondan sonra koptu zaten bizim olaylarımızdan. Ne yapıyorsun diyorum, anladım şimdi. Yapacak bir şey ama ben hiç deliriyorum, yapma diye. Emre Bey evlenme teklifini nasıl anlatacak bakalım? Yüzüğü böyle açtım kutusunu.
bu hayatın geri kalanını benimle paylaşır mısın, benimle evlenir misin diyemedim. Dedirtmedi. Hani benim içinde böyle şiirler falan vardı, onları okuyacaktım, bir güzel içimi boşaltacaktım, hani gözünden yaşlar gelecekti. Ya ben onları hayal ederken... Kalk. Beni rezil ettin diyorum. Söyleniyorum. Kalk. Tamam hadi kabul ettim. Kalk diyorum. Yeter ki kalksın diyorum. İçimden diyor ki sonra tekrar reddederim diyorum. Ama onu bir daha yaşayamayacaktın ki. Sonuçta romantik bir an yani. Tadını niye çıkarmadın ki? Bırak etraftaki insanlar ne derse desin. Ya ben o biraz anki mutluluğunu yaşasaydın keşke. Hani yaşayamayanlar da var. Evet. Toplumdan biraz çekinen bir insanım. Güzelimi biraz hani bir kıskançlık içinde yaşamak istedim. Peki reddedeceğiniz bir insana neden evet diyorsunuz? Hani yani reddetmeyi düşündüğünüz insan. Ya sonuçta yani. Onunla hani mesela evli değilsiniz, nişanlı değilsiniz. Hani henüz bir aylık tanışıyorsunuz. Ama başkasının duygularıyla da oynanmak. Şimdi şöyle, eşimin duygularıyla oynamadım. Eşimin duyguları zaten oynanacak durumda değildi yani. Ama evet deyip hani sonradan atıyorum işte hayır deseydiniz tabii ki de. Ya arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, ben biraz açık açık söylüyorum. Eşim bunu izlemesin burayı. Keseceğim ben bunu izletirken. Ben biraz huysuzdum. Geldi. Ben haftada bir eşimi terk ediyordum zaten. Haftada bir. Haftada bir veya iki haftada bir, yani çok kısa süre içerisinde canım sıkılıyor diyordum. Bırakıyordum, sonra tekrar buluşuyordum. Canını sıkılınca. Hatta ben bazen şey diyordum, hani hayatım bu hafta terk etmedin. İstersen hani bir ara beni terk et. Hani bunu da ortadan çıkardım. Gerilimi, stresi azaltalım en azından diyordum. Bence biraz siz sevgiden şımarmışsınız. Evet. O yüzden de biraz aşık olmaktan, sevmekten de korkmuşsunuz. Uçak teknisyeni olan Emre Bey'in uçaklarla arası nasıl peki Serap Hanım? Eşim uçaklarına aşıktır arkadaşlar. Yani açıkçası her çalıştığı uçağa ayrı ayrı bir sevgisi var. Bazen uçak uçuyor, uçağın işte kuyruğunda herhalde kod mu oluyor, ne oluyor, renk mi oluyor, bir şey oluyor. Sayıyor, teker teker kodlarını sayıyor bana, ben sıkılıyorum. Ama ona göre çok güzel, çok iyi bir şey. Niye merak etmiyorsun? Yani niye merak edeyim havadaki uçağın kodunu? Emre Bey, uçaklara gerçekten aşık mısınız? Uçakla konuşurdum yani. O kadar çok seviyorum. İşimin gerçekten aşığıyım. Tabii eşimden sonra. Altını çizmek istiyorum hayatım. Senden sonra tabii ki. Peki siz kıskanç mısınız? Yani açıkçası eşimi insanlardan değil de uçaklardan daha çok kıskanıyorum. Hamileymiş, onu da bana söyledi. Dedi ki hani garanti olsun, bir doktora gidelim, test falan yaptıralım, ondan sonra şey yapalım. Sabah oldu, doktora gittik kan testi falan vermek için. Kan testini verdik. Dediler ki işte bir aylık hamilesiniz, baba oluyorum falan filan, gözyaşları falan. Ondan sonra kol kola girdik. Hastaneden çıkıyoruz, iş yerinden bir arkadaşıma denk geldim. Takım halinde çalışan bir arkadaşım ve iş yerinde o zamanlarda takım çantam yoktu. İşte Fatih nasılsın, iyi misin falan filan. İyiyim kardeşim. Hayırdır dedim ki, yani eşim hamileymiş, onu öğrendik, baba oluyorum. Aa dedi, çok sevindi falan filan. Ha işte dedim ki, ya dedim onu bir de o kenara bırak, onu dedim hani konuşuruz yine, benim dedim takım çantam nerede? Adam durdu dedi ki, ya kardeşim takım çantası sorun değil. Ben sana istediğin zaman takım çantasını veririm, hani bir onu bir şekilde ayarlarız. Sen baba oluyor musun, onun tadını çıkar dedim. Serap o anda şarj etti. Eve gidene kadar takım çantası mı önemli, ben mi önemliyim? Çok kıskanıyorum. Peki o isteme olayı nasıl oldu? Nasıl ikna oldunuz artık? Evet dediniz. Aile tanışması falan. Aile tanışmamız bizim biraz zor oldu. Şöyle zor oldu, uzaktı. Onun ailesi İstanbul'da yaşıyordu. Benim ailem Trabzon'da ki ben daha üniversiteyi de bitirmemiştim. 2 yıl sonra işte hani ailesini getirmek istediğini vesaire söyleyince, önce ben onun babasıyla tanıştım, kardeşiyle tanıştım. Daha sonra aileme bahsettim. Biraz istemediler, bizimkiler pek dışarı kız vermeyi sevmezler. Evet. Seviyorum, ediyorum deyince, tabii insanlar çocuklarının da istediği şeyi çok da fazla müdahale edemiyor yani hani. Geldi ailesi Ordu'ya, Trabzon'a. Tanıştılar. Tanıştırdım onları daha doğrusu. Ben Emre askerdeydi o zaman. 1 yıl askerlik bekledim. Sonra Emre hemen izin aldı. O da işte geldi. Söz nişan zaten bir arada oldu. Bununla ilgili zaten video falan çekilmedi. Evde oldu. Çok küçüktü bizim evimiz. Sıkış sıkış. Yani erken bitirdik düşünün. Evlenme teklifi videonuz da yok sanırsam. Hani evet yok. Onu zaten hani ben hiç bilmediğim için o da hani ona yardım edebilecek arkadaş yoktu o esnada herhalde diye düşünüyorum. Yoksa düşünürdü bence ama yok yani. Peki kına ve düğünle alakalı videonuz falan var herhalde? Evet. Kına ile alakalı ve düğünle alakalı videom var arkadaşlar. Yalnız benim Trabzon'da salonda düğünle kınam karışık oldu. Karışık oldu derken bir oldu. Aynen. Peki nikahınız düğün sırasında mı oldu Serap Hanım? Evet kızlar, ben düğünden önce nikahımı ayrı yaptım. Onunla alakalı ayrıca bir videom var.
düğün ve bir kına videomdan önce onu sizlere izletmek istiyorum. O zaman izleyelim hep beraber. Peki. Gelin alıp adı soyadınız. Serap Çalak. Babanızın adı. Muzaffer. Annenizin adı. Kıymet. Damat Bey, adı soyadınız. Emre Çakır. Babanızın adı. Mevlüt. Annenizin adı. Cevriye. Sayın Serap Çalak. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi isteğiniz ve arzunuzla Emre Çakır beyefendiyle evlenmek istiyorsunuz. Ben burada bayağı bir düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Hala emin değildiniz galiba. Hayır, çok hızlı sanki sordu bana. Öyle geldi. Biraz daha beklemeliydi gibi düşündüm. Ya da nikahı daha evet. Sonra yapmalıydık falan. Bu arada kızlar, ben ayağına basıyorum ama hiç çaktırmıyor, hiç belli olmuyor. İki kere basıyorum ben de. Serap Hanım'ın nikah kıyafeti nasıl peki hanımlar? Beğendiniz mi? Nikah kıyafetinizi çok beğendim. İnciniz olsun, elbiseniz olsun. Başınızdaki tokanız, şapkanız, o model falan ben çok beğendim. Çok uygun gerçekten. Teşekkür ederim. Ben sadece şapkayı beğendim. Elbise biraz daha farklı ve daha böyle güpür detaylı da olabilirdi. Evet, şimdi kınayı izleyeceğiz. Kızlar, tekrar söylüyorum. Kına gecemle düğünüm aynı oldu Trabzon'daki. Kınam da aynı zamanda düğünden sonra oldu. Neden öyle? Çünkü belli bir saate kadar... Çok acayip bir çıkıştı. Aslında güzel oldu da. Şöyle açıklayayım ben size. Saat 11'e kadar gelinlikle düğün yaptık. Ondan sonra kınayı yaktık. Hani öncesinde vaktimiz yoktu. Eşimin işi nedeniyle vaktimiz yoktu. Hepsini sıkıştırdık, tıkış pıkış yaptık. İzleyelim bakalım nasıl olmuş bir Trabzon düğünü. Tepsisini damat mı tutuyor? Evet. Neden damat önce çıkıyor? Bizim usulümüzde damat tutmuyor ama orduluların usulünde öyleymiş. Aynen. Ve sinirliyim biraz yani. Orada eğer fark ederseniz böyle gerginim. Çünkü istediğimin olmaması, farklı bir çıkış düşünüyordum çünkü. Bir duygusal evet. Moda girmemiş yok, herhalde. Yok, ısrarla ağlatmaya çalışıyor, ağlamıyor. Yok, gelmiyor. Hiç ağlamadınız? Hayır, ağlayamadım. Gergindim, biraz da hani biliyorsunuz, siz de bilirsiniz artık. Belli bir saatten sonra bitsin istiyorsunuz. Neden gergindiniz? Ya dedim ya, çıkış ben farklı bir organizasyon yapmıştım. Onlar öyle deyince biraz karıştı hani. Kınayı kim yakıyor elinize? Eşimin yengesi. Elinizi açtınız mı siz de? İlk başta açtım aslında. Yengesi de elini kapatsa da niye açıyorsun diye. Sonra kapattım, tekrar açtım. Bir şey koydular mı? Evet. Var mı öyle adet? Var var, çeyrek koydular. Siz de kınayı kız tarafı mı yakar elinize? Bizde kız tarafı yakar, bunlarda erkek tarafıymış. Değişikmiş. Herhalde duanızı açıyor artık, kınalar yandı. Niye ağlamıyorsun diye ısrar ediyor bana, sürekli açıyor duamı. Genelde erkek damatlar ağlama ağlama diye söyler. Gelin, sizin de damat bey diyememiş ki ağlamadım diyemedi. Bunu kız tarafı mı söylüyor? Erkek tarafı. Erkek tarafı artık aldılar. Yani oğlan bizim, kız bizim niye? Diyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bence bir kız tarafı erkeği her türlü alır. Bindallınız da ayrıca çok güzelmiş. Çok beğendim rengini. Altındaki gelinliğiniz mi yoksa üstüne mi giydirdiniz? Yok, içi ayrı öyle, mı? İçi o şekildeydi. İçi bu şekildeydi. Ama tarlatanı biraz bozuldu. Onu hani sabitleştirmek için biraz uğraştık. Biraz belki ondan öyle görülmüştür. Haftanızın fiyatı ne kadar? O 300 TL'ye kiraladık biz. Şu siyah tişörtlü bir beyefendi. Çok iyi. Bu yeğenim ya. Ablamın oğlu. Onlar bayağı bir belli. Coşmuşlar şu anda. Şu an oynadıkları çok bir Trabzon olduğu için herhalde bedenini kontrol edemiyor. Ya kollar ayrı bir yerde gidiyor vücutta. Serap Hanım kol bastı oynuyor, baksanıza.
Hanım. Evet, biraz coştum. Bayağı oynadım ben. Yeğeniniz karşınızda. Yine. Evet. Zaten ailede en iyi o oynuyor onu. Karşıma geçince ben de duramadım. Ayakkabılarınızı falan çıkardınız mı? Evet, düz ayakkabı giydim. Yoksa çok rahat oynayamazsınız bu oyunu. Tabii tabii. Topukluyla. Zaten belli bir saatten sonra yoruluyorum, bırak beni diyorum, bırakmıyor. Ortada da iki kişi kalınca... Bayağı kaptırmışsınız ya kendinizi. Evet, bayağı yani. Eğiliyorsunuz ya. Artık. Harbi eğlenmişsiniz maşallah. Hanımlar ne dersiniz? Serap Hanım kol bastığı nasıl oynanır göstersin mi? Evet. Evet, bekliyoruz. Biriniz bana eşlik edin isterseniz. Şeyda Hanım bence Şeyda edebilecek. Şeyda biliyor musun? Yok bilmiyorum ama gösterirsen yapabilirim. Öyle mi? Tamam. O zaman gelsin kol bastı havası. Biz de sizi destekliyoruz, bekliyoruz. Şu şekilde ben şu ayağa kaldı, şu eller sürekli güzel şöyle. Çekelim şöyle kenara. Ben de denemeyim. Ayakkabımı çıkartayım oynayayım. Evet. Şöyle bastığında, çünkü bastığımda kendimi böyle bırakmam lazım, bırakamıyorum. Böyle değil mi ya? Hiç bilmiyorum. Bilmiyor gibi de değilsiniz yani. Şeyda ve Serap Hanım'a bu güzel gösteri için teşekkür ederiz. Şimdi bu da tam benim Rizeli'yle biraz koron ediyoruz arkadaşlar. Lavabonuzu kullanabilir miyim? Tabii ki buyurun. Eşiniz oynamıyor. Eşim normalde bizim oyunu bilmiyor. Kendilerine ait onların farklı oyunları var. Öğretmemi çok istedi. Ben de hiç öğretmek istemedim. Merve Nur Hanım, gün sıkıcı mı gidiyor? Aslında bugün iyi gidiyor. Ev sahibinin sadece biraz sessiz, daha çok aktif olmasını isterdim ben. Bu yüzden karar veremiyorum kendisiyle ilgili nasıl puan vereceğimi. O yüzden banyoyu da görmek istedim. Banyo bana biraz karışık geldi. Halılar pembe, kiler sepeti pembe, havlunun detayları pembe. Ama diğer kalan eşyalar hep mavi, hani sabunlu olsun, fırçalığı olsun, çöp kovasıyla birlikte mavi. O yüzden bana böyle saçma geldi, bir pembe, bir mavi. Galiba içinden horon sesleri geliyor. Ben bir gideyim bakayım. Serap Hanım, bir de horon nasıl oynanır göstermenizi rica etsek. Tabii arkadaşlar. Şunları eşlik alayım. Edelim o zaman. O zaman bunları alayım, siz de bana eşlik edin. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bir seslenme yok mudur, bir seslenme? Haşam! Ha! Ha! Nefes, nefes, nefes! Gelinlerimiz coştukça coşuyorlar. Bazı arkadaşlar hemen öğrendi. Evet. Baba! Ha! 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 Benden beklemeyin. Ben miyim Karadeniz? Ya bilenlerden bekliyorum. İyi misin? İyiyim, devam edin. Gelin evinde. Şaka. Şu kandam.
bir problem kaybolmadı. Yalnız ne kazası diye sormayın, horon kazası. Yok ama gerçekten çok gülecek. Evet. Bir şey yok. Güzelmiş ya. Eğlenceliydi. Ben de sevdim. Ya, en azından şey atabiliyorsun yani o enerjiyi. Evet, atıyorsun, en fazla attık sanırım. Şeyda Hanım, siz iyisiniz değil mi? Yok hayır, olmadı ya, güzelmiş, eğlence de. Bizim adette böyle şey, ortada biri oynar çöker, ben de çökeyim dedim, tekrar ayağım kaydı düştüm. Hazır hızımızı alamamışken bence düğün videosuna da devam edelim. Tabii, yani. Açıyorum. Bakalım Serap Hanım'ın düğünü nasıl olmuş hanımlar? Dua açtım. Aslında en son dans bittiğinde genelde. Biz de direkt girişte. Bir şey çünkü fark yüzümün ettim. Açılması gerekiyor. Kınayla düğün yaptığınız salon aynı mı? Evet. Aynı gece yaptık dedim ya. Ha, ben farklı yerlerde de yapabileceğimi düşünüyorum. Yok yok. Aynı yer. Ne kadara tuttunuz salonu? 3000. 3000 çok uygun. Evet. Fiyat hem kına hem düğün için mi Serap Hanım? Ya sadece bir gecelik olarak tutuldu orada. Hani o artık ne giyip çıkaracağımı onlar pek bilmiyorlardı. Videonun çekimi bu şekilde olmuş. Evet, hiç bu videoyu çeken zaten eşimin teyzesi. Sanki yerde yazı yazıyor gibi. Salonla anlaşmalı vesaire değildi sanırım. Salonla anlaşmalı değil oranın hani şeyi. Siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Bir de hani birçok şeyle artık ilgilendim. Kamerayla pek ilgilenemedim açıkçası. Kameramanı aradığınızda ben yayladayım dedi. Ya gelin çiçeğiniz çok mu mor? Yani evet. İçine bir krem katsaydın ya da bir beyaz gül, buket. Aslında içinde biraz hafif açık tomurcuklar var. Düğün pastasını nasıl buldunuz peki hanımlar? Pastanız gerçek pasta mı? Evet, gerçek. Sizde de şey adeti var mı, kesmiyor bıçak? Evet, şu an ya, çok eski model değil mi? Düğün pastasını ben hiç beğenmedim. Bilmiyorum şimdi pastanın da modası var mı bilmiyorum ama. Ya, gerçek olması güzel. Gerçek, evet, gerçek olduğu için mesela maketlerde evet çok fazla aksesuar, gül mül kullanabiliyorlar ama bunu nereye takacak, düşer. Bahşiş çıkartıyor sanırım. Evet, bulamıyor. Parayı çok gördü, vermek istemiyor sanırsam. Evet, cebine attı galiba tekrar. Hayır, tabii. Ben söylüyorum ki o birden hepsini koyuyor. Ben diyorum ki bizde yavaş yavaş konulur. Bıçağı tutan bayağı ki. Ablam. Neden ablanız tutuyor bıçağı? Organizasyon ablam yapıyor o düğün salonunu. Oo, coşturdunuz bir coşun diye bir el işareti geliyor orada. Alkış istiyorsunuz galiba. Evet, alkışladılar da sağ olsunlar. Maşallah. Bakalım birbirinize nasıl, sunumunuz nasıl olacak? Biraz karışık orası. Genelde zaten birçok yerde karışıyor. Çocukların da merakı belli. Bak. Bıcır bıcır. Siz de çapraz vermişsiniz. Serap Hanım'ın gelinliğini nasıl buldunuz acaba hanımlar? Gelinliğinizin tarlatanı çok mu yukarıda kalmış? Çok belirgin oluyor o şerit. Yok, tarlatanım normalde. Ayrı mı yoksa hani? Prova tarlatan. Yapılan tarlatanı vermediler bana. Ben başka bir tarlatanda prova yapıyordum. Ya benim öyle bir taş gözükmüyor zaten altta. Hem dansel çok hem geniş göstermiş. Şimdi bunun tarlatanı ayrıdan. Zaten tarlatansız bir gelinlik normalde. Alttan giriyorsun ve o şekilde. Evet, evet. Ayrı parçalar. Hı-hı. Ben gelinliğinizin kollarını hiç beğenmedim. Neden? Çünkü kapri olsa bence daha iyiydi. Kapalı biri olsaydınız, hani başınızı açsaydınız tamam. Ya ben kollarınızı beğendim. Biraz kesinlikle kollarınızı beğendim ama vücudunuzu çok geniş göstermiş şu göbek kısmı. Gelinliğinize fiyatı bence, nedir acaba? Bence rahat olmalı. Gelinliğim 2500 liraya kiraladım. Eşiniz de girmiş horona. Evet. Horon sanırım değil mi? Evet, evet. Horon. Kızlar, düğün ve kına videom genel olarak bu şekilde. Ben size albümlerimi vereyim ve üstümü değiştirmeye gireyim.
Bakalım Serap Hanım hangi kıyafetini giyecek? Ya bana göre düğün davetiyesi tam bir uçak. Hani eşi uçak tekniker olduğu için kendilerine uygun bir düğün davetiyesi olmuş. Gayet de uygun kendilerine. Nikah kıyafetini giyen Serap Hanım salona geliyor. Evet, sayımıza geldi. Çok heyecanlandım ki albümü düşürdüm. Evet, fark etti. Benim ayağıma hem de düşürdü. Bakalım Serap Hanım'ın nikah kıyafetine hangi yorumlar gelecek? Evet, elbisemi nasıl buldunuz? Tam bir gelin edasında geldiniz. Ben çok beğendim. Nikah çok uygun. Nikah elbiseniz zaten. Evet. Fotoğrafta gördük. Evet, nikahta giydim ben bu elbiseyi. Toplu şekilde de saçınız çok yakışmış. Orada açıktı. Açıktı. Rahat yapmak istedim. Burada daha toplu ve daha belirgin oluyor. En azından tokanız. Dost başa düşman ayağı derlermiş. Ben de direkt ayakkabınızın dikkatimi çekti ama dostluktan mı kaynaklanıyor? Ayakkabınızın rengine bayıldım. Çok güzel. Aksesuarınız da gayet şık olmuş. Tam bir nikaha uygun. Bence çok elbiseniz yani bilmiyorum ama yani nikah değil de birisinin düğününe bile gidebilirsiniz böyle. Ama bence kendi nikahınıza pek anlam satmıyor yani açıkçası. Ama saçınız topluyken daha güzel olmuş. Az önce de ben bunu söyleyecektim zaten. Bir kızlar size gelinliğimi göstereyim ben. Peki gelinlik için ne söyleyeceksiniz hanımlar? Gelininiz de bayağı ağır sanırsam. Çok ağır. Çok ağır arkadaşlar. Neden gelininizi giymediniz? Gelinim çok ağır açıkçası gerçekten arkadaşlar. Biraz kuyruklu zaten. İnanın cesaret edemedim. Bir ikincisi zaten tarlatanı kırıldı, onu attım yani. Gelinliğiniz ışıl ışıl parlıyor. Evet. Yine bir güfür evet. Dantel detayı sanırsam. Boncuklar. Çok abartılı bir gelinlik değil. Gayet sade seçmeye çalıştım. Aynen, sade, güzel. Neden satın almak istediniz? Ben satın almadım, kiralık bu. Neden sizde? Neden bende? Daha yeni zaten balayından döndük biz. Diş çekimi yaptım, beklettim biraz. Evet kızlar, duvağını göstereyim size. Şu çekim için tamamen tasarlanmış bir duvak, çok uzun. Sade tül zaten. Sade tül, sadece çekimde kullandım. Bu da kısa olanı. Aynı dantelden. Evet, aynı dantelden kullandım. Nasıl? Beğendiniz mi? Gayet güzel. Tanım? Evet, gayet güzel. Teşekkür ederim. Kızlar, ben gelinliği bırakayım. Tekrar fotoğraflarımdan devam edelim. Burada nişan albümü var. Düğün albümünüz yok mu? Evet, düğün albümüm arkadaşlar var. Fakat dijital ortamda size gösterebileceğim. Çünkü fotoğrafçımız biraz problem çıkardı bize. Benim yeğenim çekti fotoğraflarımı. Profesyonel fotoğrafçı o da. Dış çekimi beraber yaptık. Şoplamasını vesaire her türlü olayıyla da o ilgilendiği için fotoğrafçıya götürünce fotoğrafçı hani biraz anlarsınız. Hani ben hiçbir şeyini yapmadım. Hı hı. Biraz mırın kırın etti. Asla çıkartamam dedi. Hatta buraya yetiştirmesini çok istedim programı. Yetiştiremem dedi. Asla yetiştiremem. Bir aydan önce elimden alamazsın dedi. Ben zaten balayından sonra dış çekim yaptığım için biraz geç oldu. Kızlar, ben size göstereyim. Evet, burada yüzünüz bayağı bir beyaz bayağı çıkmış. Böyle çok şey ruh çıkmış gibi yani. Burada evet birbirinize gülmüşsünüz gayet evet, güzel. Resminiz çok güzel ve içten samimi çıkmış bana göre. Ya eşim yaramaz çocuk gibi. Onunla fotoğraf çekmek bir eziyet. Ne kadar farklı çıkmışsınız. Ya gelinliğin içinde saç yapımınız, objektife bakışınız. Yani şu anki Serap'la arasında çok farklı. Bu fikir burada mesela... Keşke eşiniz de birazcık ön planda yok, olsaydı. Yok orada... Sadece bu resmin özelliği bu özelliği ama. Bu. Hani evet. Ben onu çekiştiriyormuşum gibi. Bu resmi çok beğendim ben. Evet. Onu deri, ben de beğendim. Derin çıkmış yani, bir derinlik var gibi gözüküyor. Olabilir. Evet. Bu tamamen arkadaşlar tesadüfen çekildi az önceki fotoğraf. Ama çok gene güzel. Güzel. Fotoğrafları yeğeninize çektirdiğinizi söylediniz. Peki evet. Bunun için bir ücret ödediniz mi? Hayır, yeğenim hiçbir şekilde ücret istemedi benden. Sağ olsun bütün sıkıntıyı da çekerek çekti bizi. Siz vermek istediniz mi peki? Ben onunla özellikle çekmek istedim. Ben Trabzon'da bir dış çekim daha yaptım. Onu şu an yayınlamadım. Çünkü fotoğraflar biraz karışıktı, düzenlenmemişti. Onlar öyle olunca ben İstanbul'da çekmek istiyorum dedim. Tekrar çektik ve yeğenimin yanında çok rahat oldum. Onunla hiç kasılmadım. Rahat bıraktım kendimi. Fikirlerimi söyledim. Nişan albümüyle ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Nasıl buldunuz? Nişan albümü. Bakalım Serap Hanım'ın nişan albümüne hangi yorumlar gelecek? Fotoğraf kalitesi, pozlar, çekim mekanı beğenilecek mi? Güzel. Yani stüdyo çekimi sanırım. Evet, bizim 3 yıl önce çekilmiş olduğu için o zamanlar ama çok fazla dış çekim. Ama pozlar da çok eski evet duruyor. Ben o yüzden... Evet, ama dış çekim çok fazla popüler değildi o zaman. Daha yeni evet, yeni evet. Bu 2 sene içinde. Klasik stüdyo çekimi. 3 senelik değil mi resminiz? Evet.
Ya 3 sene önce de dış çekim vardı. Vardı bu ama kadar çok popüler değildi. O kadar yaygın değildi yani. Ben ya dış çekim... 2 senedir çok fazla herkes şart olarak görüyorum. Eskiden belki böyle biraz hani tercihe göre biraz durumu iyi olan çekiyordu. Şimdi herkes yapıyor. Yani ben şöyle bir resminizi göstereyim. Mesela bu poz bayağı bir yıllardır hani evet, herkeste olan doğrudur. Bir poz. Sanırım burası da nikahınız evet, yine aynı şekilde. Evet, nikahta çekilmiş. Nikah evet. Resminiz. Aynen. Çok doğal çıkmışsınız nikahta. Ya ben beğendim evet, nikahta çok rahatlık ama gerçekten. Evet. Bu fotoğraflara da yansıdı sanırım. 3 yıl önce yapılacak ancak bu kadar olur yani evet. İç çekim sonuçta. Serap Hanım'ın davetiyesi bakalım beğenilecek mi? Ben davetinizle ilgili konuşmak istiyorum. Tek yön biletiymiş. Evet. Gidiş var sanırım. Dönüş yok. Evet. Şimdi dedim madem önemsemiyorsun hani çok iyi olsun bir şey olsun diye ben dedi seçeyim. Ben kendim daha önce bekarken diyor karar vermiştim. Şöyle şöyle bir şey zaten çıkartacağım çok diye. Sevdiği belli. Hani evet. İşini aşkına evet. Yansıtmış. Hatta nikah şekerimiz de buzdolabında asılı o da uçak. Bu şeyi de mi siz yazdınız yani? Yazıyı seçtim. Yazıyı. Ben seçtim. Nikah şekerinizi gösterebilir misiniz? Merak ettim. Tabii. Gelin ayakkabınıza da uydurmuşsunuz. Evet. Merve Hanım. Pembiş. Çok güzel. Pembe. Çok güzel. Gidiyoruz. Evet. Yine şey sevdiğiniz renkler zaten mor. Evet pembe. Moru da çok pembe. Seviyorum. Pembeyi de çok seviyorum. Eşim de uçağı seviyordu. Birleştirdik. Ben de çok beğendim gerçekten. Evet hadi kızlar. Binin uçağı getireyim size. Benim sana puanım. Hayırdır Seyda Hanım? Puanlama çok etkiledi seni. Adalet. Az sonra gelin evinde. Artık puanlamaya geçelim diyorum. Sırayla alalım. İlk önce Merve Hanım sizden alın lütfen. Ve gelin evinde sıra puanlamaya geliyor. Bakalım gelinlerimiz Serap Hanım'a hangi puanları işleyecekler? Merve Nur Hanım'ın Serap Hanım'a puanı acaba ne olacak? Bugün benim için güzel bir gündü. Misafirperverliği güzeldi. Dekorasyonu beğenmedim. Çünkü bence yeni bir gelinin evinde dantel olmalıydı. O yüzden beğenmedim ben dekorasyonu. Çeyizini beğendim. Fazlasıyla eşyası vardı. Çok beğendim hatta. Masa düzenini de beğendim. Kına ve düğün videosu da idare ederdi. Nikah kıyafeti de güzeldi. Albümü ise güzel değildi, beğenmedim. Bu yüzden Serap'a puanı... Puanım 7. Merve Nur Hanım Serap Hanım'a 7 puan işliyor. Puanlama sırası Canan Hanım'da. Benim için çok eğlenceli bir gündü, güzel bir gündü. Bayağı bir eğlendik, oynadık. Bunun haricinde mutfağın Amerikan mutfak olmasını çok fazla beğenmedim. Çok fazla tercih etmezdim. Yatak odasını çok fazla, yani örtü olaraktan çok fazla beğenmedim. Biraz da sade kaldı perdesi vesaire. Diğer dekorasyon, yani oturma odası olsun, bunları beğendim. Bu yüzden puanım... Canan Hanım, Serap Hanım'a 8 puan işliyor. Ve puan verme sırası Büşra Hanım'da. Bugün güzel bir gündü. Serap Hanım'ı çok beğendim. Özellikle kırmızı çok yakışmış kendisine. Evinde de bazı hataları tabii ki de vardı, bazı eksikleri. Ama yani normal şartlarda genel anlamda güzeldi.
Bir tek yatak odasını fazla beğenemedim. Ama mutfağı tabii ki iyiydi yani Amerikan mutfak olmasına rağmen. Onun dışında güzel bir gündü. Çok eğlendik hatta öyle söyleyebilirim. O yüzden benim Serap Hanım'a puanım 8. Büşra Hanım Serap Hanım'a 8 puan işliyor. Şeyda Hanım kaç puan işleyecek bakalım. Benim için çok güzel bir gündü Serap'cığım. Emeklerin için çok teşekkür ederim. Tam bir Trabzon gelini olmuşsun. Çok şeker, çok ciddiydin. Bu yüzden benim için her şey çok güzel geçtiği için benim sana puanım 8. Şeyda Hanım Serap Hanım'a 8 puan işliyor. Günün sonunda Serap Hanım, Merve Nur Hanım'dan 7, Canan Hanım'dan 8, Büşra Hanım'dan 8 ve Şeyda Hanım'dan 8 puan alarak toplamda 31 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Puanlamadan dönen Şeyda Hanım gülme krizine giriyor. Hayırdır Şeyda Hanım? Puanlama çok etkiledi seni. Adalet mi? Şeyda Hanım, neye güldünüz öyle? Biz de öğrenebilir miyiz? Puanı yüksek verdi galiba ondan. Yok. Şeyma Hanım dediniz ya. Hani evet. Ona gülerek gittim. O yüzden. Üzülürüm. Aynen adalet. Yok hayır ona takılmadım. Adaletli puan verdim düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah. Zengin kalkışı yapmak zorundayım. Ne manaysa artık. Neyse yarın bendesiniz nasılsa. Serap Hanım'a veda zamanı. Gelinlerimiz üçüncü gün Büşra Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın gelin evinin üçüncü gününde aynı saatte Show TV ekranlarındayız. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Büşra Hanım, ben sizi havuzlarda karşıladım ama siz bizi çok beklettiniz ama kapıda. Ama havuzu da ben yapamazdım ki. Havuzum yok. Gelin evinin üçüncü gününde neler olacak? Tırnaklar dışarıda. Aa diye bağıracağım. Ne içersiniz? Ben latte istiyorum. Americano tabii. Americano. Ben de karamel macchiato alayım. Karamel macchiato efendim. Karamel macchiato değil o. Çok iddialı gözüküyor ama iddiası çenesinde. Büşra Hanım yanlış anlamayın ama kola mı içiyorum şu anda ben? Fiyatı nedir Büşra Hanım? Maşallah. Biraz böyle saçma geldi. Neden diye sorarsanız. Büşra ve Merve Nur Hanım arasında hangi tartışma yaşanacak? Ya, tülünüz pembe, halınız aşırı derece pembe. Ya sizin haklı deyip dememiz benim için önemli değil. Bana göre olabilir. Ben zaten haklıyım da. Bu tamam, benim yalnız şey, saygı çerçevesinde söylersen sevinirim. Ya ben tamam. Saygısızlık yaptığımı tamam, düşünmüyorum. Tamam o zaman devam. Bu arada tabak takımınızı ne kadar aldınız? Oo. Kendisine telefon numaramı verdim ama son rakamını vermedi. Ben o sırada ufak bir trafik kazası geçiriyorum. Büşra Hanım ve eşinin ilginç tanışma hikayesi. Cama bir çıktım. Devam edelim. Ben gelin evi için çok büyük bir hazırlık içindeydim. Gelin evi ekibine böyle bu yüzden düğünümde güzel bir sürpriz yapayım derken tabii rezil oldum. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Videolarım var. Bayağı rezil olacağım yani. Kendimi rezil etmek için geldim. Hepsi yarın gelin evinde.